Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Ortamdan da anlaşılacağı gibi bugün stüdyo dışındayız. Neredeyiz? Gaziantep'teyiz. Çok kısa bir iki cümleyle neden burada olduğumu özetleyeyim. Sonra konuğuma sözü bırakayım. Efendim, Doğal Afet Sigortaları Kurumu yani DASK bölgesel yapılanmaya gitti, başladı. Ve bu yapılanmanın bir parçası da Gaziantep'te. Malum Gaziantep 6 Şubat depremlerinde depremden etkilenen iller arasındaydı ve özellikle de burası seçildi. Bunların hepsini detaylı konuşacağız. DASK Genel Müdürü ve Türk Restorans Genel Müdürü aynı zamanda Selva Hanım'la birlikte. Biraz DASK'tan bahsetmek istiyoruz. Şunu ekleyeyim, DASK'ta bir takım yenilikler de var, gelişmeler de var. Önümüzdeki günlerde daha sık duyacaksınız. Biz de gündeme getireceğiz. Biraz Selva Eren'le bunlarla konuşacağız. Sorularınız varsa arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini paylaşacak. Oradan siz de katılabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sayın Eren. Hayırlı olsun binanız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya bir iki cümle niye buradayız sonra DASK'ı detaylı tabii konuşacağım ki, ama şurayı ki konuşalım istiyorum. Hani hem yayının özelinde de etraftayız. DASK'ınızı da burada gördüğümüz doğrudur kadarıyla getirmişsiniz. Bugün açılış için özel geldi. Ha, bugün doğrudur, açılışı da var. Evet. Doğru. Peki, Gaziantep'te bir bölge temsilciliği mi kurdunuz? Nedir buradaki? Doğru. Aslında Gaziantep'te bir bölge irtibat ofisi kurduk Noyan Bey. Biz 6 Şubat depremlerinden hemen sonra biliyorsunuz bölgeye intikal ettik ve akabinde Gaziantep ve farklı şehirlerde aslında vatandaşlarımıza destek olmak adına konteyner ofisler kurduk. O dönemde de aslında hem acentelerimiz olsun, hem vatandaşlarımızla iç içe olmak, onlara daha yakın olmak adına bu aksiyonları aldık ve orada çok da önemini gördük ve faydasını gördük. İletişimi çok sıcak sürdürdük. Dolayısıyla da hasar süreçlerini çok başarıyla tamamladık. O günlerden çıkardığımız dersler neticesinde de aslında tüm Türkiye'de yaklaşık 10 tane bölge devam ediyor. Evet, irtibat bu ofisi. Mi? Bu ilk bölge irtibat ofisimiz. Gaziantep bölge irtibat ofisimiz ilk irtibat ofisimiz olarak devreye girecek. Akabinde de diğer irtibat ofislerimiz gelecek. Gaziantep'i seçmenizin bir nedeni var mı? Sizin Gaziantep'e yönelik bir ilginiz olduğunu ben biliyorum. Daha önce üniversitede de Sayın Mehmet Şimşek Bakanımız da gelmişti. Var mı Gaziantep'e özel olması? Şöyle aslında Gaziantep 6 Şubat depremlerinde gerçekten çevrelilere çok büyük hizmet etti. Bu irtibat ofisimize de bağlı birçok çevre il olacak. Bu çevre illerden hizmet veriyor olacağız. Ve Gaziantep'imiz o dönemde hem sigortalılık oranı olarak da %70'lerde bir sigortalılık oranı var. Ve çok da güzel bir hizmet sunduk bu bölgeden. Aslında bazı vatandaşlarımız o dönemde aslında bürokratlarımız da şey düşündü. Yani neden depremin olduğu yerde bir ofis açılmadı ya da neden böyle bir irtibat ofisi olmadı diye düşündüklerinde bizim verdiğimiz cevap şuydu. Aslında deprem olduktan hemen sonra vatandaşlarımız yaşanabilecek en kolay, depremden en az etkilenen şehre gidiyorlar. Onlardan bir tanesi de Antep'ti. Dolayısıyla da hep tüm bunlar gözetilerek aslında Antep seçildi. Evet, doğrudur. Antep tüm illerimiz gibi bizim için çok kıymetli. Ama depremde de çok büyük bir hizmet verdik ve hizmet de aldık aynı şekilde Antep'ten. Bir sonraki il hangisi belli mi? Kısmet olursa... Bu herhalde sadece deprem bölgesine yönelik yapılmayacak. Bunlar Türkiye geneline yayınlanacak. Doğru, Türkiye geneline. Sadece deprem özelinde değil, ZAS'a geçişimizle beraber Noyan Zorunlu Bey. Zorunlu afet sigortasına. Zorunlu afet sigortasına geçişimizle beraber. O ne oldu beraber Selva Hanım? Araya bir gireyim. O Noyan Bey şöyle aslında. ZAS'ta biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Sigorta şirketlerimizle olacak entegrasyonlarımız, altyapılarımız, her şey hazır. Sadece şu anda meclisten çıkmasını bekliyoruz. Kısmet olursa bakanlığımız bunu getirecek meclise. Çünkü bir kanunda bir değişiklik olması gerekiyor. Kısmet olursa yıl sonuna kadar geçeceğini ümit ediyoruz ve ilk çeyrekte de devreye alınacağını, o 3 aylık bir süreçte de sigorta şirketleri. Bir süreç var değil mi orada? Tabii yani, ki. Yani yasa meclisten çıksa bile 2 ay ya da 3 ay sonra aktif olarak başlayacak. Doğru, doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle Noyan Bey, bizim açımızdan değil ama sigorta şirketlerinin SBM üzerinden dediğim gibi hani bağlanması, kendi altyapılarının hazırlanması ve onun dışında da tabii ki SDDK tarafında bir takım düzenlemeler olacak. Dolayısıyla onları bekliyor olacağız. Yani zorunlu afet sigortasının yazısı da bugün olduğu gibi, zorunlu deprem sigortası olduğu gibi sigorta şirketleri ve acenteler mi satacak? Doğrudur. Çünkü orada bir tereddütte var.
sanki zorunlu deprem sigortasından ve zorunlu afet sigortasından. Şöyle Noyan Bey, aslında şu, onu da hemen kısaca bir açıklık getireyim. Biz sigorta şirketlerine, daha doğrusu şöyle, biz zorunlu deprem sigortasını aslında sigorta şirketleri üretimini yapıyorlar. Ve dolayısıyla da herhangi bir deprem anında, ki biz bunu ne yazık ki yaşadık bu depremde, sigorta şirketlerimiz aslında teminatı biz vermemize rağmen farklı sayıklar sebebiyle dediler ki biz bu bölgede belli bir süre daha poliçe kesmeyeceğiz. Hmm. Belli oranda haklılıkları vardı, ancak tabii gerek bürokrasi gerek vatandaşlar bu konuya son derece olumsuz baktılar. Neden hani poliçe kesmiyorsunuz diye DASK'a başvurdular. Halbuki poliçeleri biz değil, sigorta şirketleri kesiyordu. Şimdi yeni dönemde biz bir üretim projesi başlatıyoruz. Mayıs ayında hasar projemiz bitiyor. Mayıs ayında yine hemen akabinde üretim projemiz başlıyor. Üretim projesinde de şu, yine biz acentelerle ve yine sigorta şirketleriyle çalışıyor olacağız. Yani herhangi bir şekilde üretimi biz yapmayacağız. Ancak bizim ekranlarımıza bağlanaraktan sigorta şirketleri üretim yapacak. Bu da bize şunu aslında getirecek. İleride herhangi bir, Allah korusun, bir deprem olduğunda sigorta şirketleri ben poliçe kesmiyorum dediği dünyada biz aslında poliçe kesmeye devam edebileceğiz vatandaşlarımızın ama adına. Ama siz değil, yine acenteler üzerinden. Tabii ki yine acenteler üzerinden, yine sigorta şirketlerimizin kanalı üzerinden. Bunu yapmamızdaki temel sebep, birincisi bir afet anında bir kesintiye uğramamak adına bu üretimin bizim üzerimizden, bizim ekranlarımıza bağlanarak yapabilmeleri, yahut yapmadıkları takdirde bizim direkt yapabilmemiz, ya da ileride yapacağımız birkaç projemiz var. O projelerden bir tanesi de artık abonelik sistemi. Nasıl? Aydan aya, yani artık 12 aylık bir süreç içerisinde şimdi vatandaşlarımız peşin ödeme var, biliyorsunuz. Nasıl yani? Şey gibi, bugün hani abone var işte televizyon gibi, internet doğru gibi, öyle bir şey. Aynen mi? Öyle. Nasıl bir yani? Abonelik sistemine geçeceğiz. Yine tahsilat ekranlarına da yine bizim ekranlarımız üzerinden sigorta şirketlerimiz devam edecek ve ikinci etap hedefimiz aslında ZAS'a geçişle beraber, üretim projemizin de tamamlanmasıyla beraber en önemli yapmak istediğimiz şeylerden biri hem tahsilatın, hem abonelik sistemi, hem de artık sistemin içine girdikten sonra vatandaşlarımız artık DASK'ını iptal etmelerinin söz konusu olamayacak. Süreklilik arz edecek bir yapıya dönüştüreceğiz. Bir çok hızlı geçtiniz. Tabii. Burası önemli bir konu. Hı hı. Çünkü ben bir sigortanın böyle aylık aylık ödendiğini ilk defa görüyorum. Hı hı. Yani ilk kez başlayacaksınız galiba. Şöyle evet mi anlıyorum? Kendimden örnek vereyim. Ben bugün zorunlu deprem sigortası, bugün zorunlu deprem sigortası olduğu için söylüyorum. Bugün zorunlu deprem sigortamı yaptıracağım. Diyelim ki farz-ı misalde fiyatı da 500 lira tuttu. Ben bunu 12 aya peyderpey mi ödeyeceğim? Aynen öyle. Ha, öyle mi? Evet, aynen öyle. Vatandaşlarımıza da, çünkü takdir edersiniz ki Noyan Bey, ZAS'ın da gelmesiyle beraber ve tarifede de bir takım değişikliklerle beraber tabii ki şüphesiz ki bu fiyatlar biraz daha hani artıyor olacak. Doğru. Çünkü tüm teminatları kapsayacak. Çok geniş bir poliçe alacak vatandaşlarımız. Dolayısıyla bunu taksitlendirerek ödemek onlar için de büyük bir kolaylık olacak diye düşünüyoruz. O zaman yanılıyorsam düzeltin. Artık DASK, ZAS da içinde yıllık poliçe olmayacak. Yani yıllık poliçe olacak. Devam edecek yani. Evet, tabii yıllar de, yani. Evet, ama bu hemen bugüne değil. İlk etapta 2025'te bir kısmet olursa ZAS'a geçiş. Yine bir abonelik sistemi. 2026'da da artık sürekliliği olan bir poliçeye dönüşecek. Yani biz bugün bu uygulamanızı, yani aylık ödeme, abonman gibi aylık ödemeyi biz 2024'te değil, 2025'te ZAS'la mı başlayacağız? İnşallah ZAS'la başlayacağız. Sonrasında da abonelikten sonra da hedefimiz 2026'da bir sürekli olarak sisteme girdiniz mi artık çıkamadığımız, hani kaidesi, anladım, kuralları tabii belirlenmiş olan bir yapıda ilerleyeceğiz inşallah. Böylece de tabii ki %100 sigortalılık oranına da bu şekilde ulaşacağız. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç da şu, çünkü artık reinsürans maliyetlerimiz 2 sene önce toplamda, çünkü biz bütün riski üzerimize tutmuyoruz, belli bir kısmını yurt dışına gönderiyoruz. Hı-hı. Yaklaşık %24, %25'lerdeyken bugün reinsürans maliyetlerimiz %77'lere geldi. Yani biz vatandaştan topladığımız paranın büyükçe bir kısmını onlara koruma verebilmek adına ne yazık ki reinsürans
kontrollere aktarıyoruz. Yani siz kendinize bir koruma satın alıyorsunuz. Tabii aldığınız ki. Yani priminde %75'ini yurt dışına ödemek zorunda kalıyorsunuz. Evet, tabii ki kalıyoruz. Şu anda çünkü reinsurance maliyetlerimiz de çok ciddi oranda arttı. Bizim hedefimiz de artık bu maliyetlere katlanmamak ve aslında fonumuzu daha da büyüterek bir reinsurance almamak üzerine yahut çok daha küçük almak. Tabii ki ilerleyen yıllarda reinsurance dünyasında ve marketinde bir takım değişiklikler olur. Fiyatlar aşağıya doğru revize edilebilir. Ama şu andaki gerçeklikte bu maliyetler gerçekten son 2 senede inanılmaz arttı. Bu sadece bizim açımızdan DASK için değil, tüm kesimlerde sigorta evet. Ciddi bir artış var. Bu sayede var. Sigorta havuzunu genişleteceksiniz tabii bu ki. Abonman sistemiyle. %100'e ulaşacaksınız. Şu anda ne? Şu anda %56'da Noyan Bey. %56'da, Antep'imizde %70'lerde, Marmara bölgemizde %60-64'lerde, İstanbul'da 63'te doğru orantılı olarak. Bu şekilde. Düşük olan bölgeler bildiğim kadarıyla Karadeniz bölgesi evet. Ama orası da ZAS'la güçlenecek herhalde. ZAS'la güçlenecek. Ona göre bir tarife yapıldı. Çok dengeli bir tarife yapıldı. Dolayısıyla orada da selin olmasıyla beraber onlar selle ilgili tarifede daha yüksek bir prim ödeyecek. Depremle daha düşük ödeyecek. Deprem olan yerler selle ilgili. Bu da ülkemizin aslında bir nevi yani güzelliği de diyebiliriz aslında. Deprem olan yerde sel yok. Sel olan yerde evet. Deprem yok. Dolayısıyla çok dengeli bir tarife çıkmış olacak. Zaten ona göre çalıştırdık tüm aktüeryel çalışmalarımızı da bu yönde yaptık. Şimdi Serva Hanım şöyle bir süredir biz zorunlu afet sigortanı ZAS'ı konuşmaya başladığımızdan bu yana kamuoyunda şöyle de bir algı var. O algıyı da ben sizden rica edeyim, düzeltirseniz sevinirim. Ya zaten nasıl olsa ZAS'a geçilecek. İşte özellikle bu aralar, bu dönemler, hı hı. Sene sonuna kadar zorunlu deprem sigortası bitenlerin hı hı. Ya nasıl olsa ZAS'a geçilecek. Hı hı. Dolayısıyla hani biz bekleyelim zorunlu deprem sigortası yaptırmak yerine. Biz ZAS'ı görelim, ZAS yaptırırız, zorunlu afet sigortasını yaptırırız falan. Bu doğru bir şey olmadığını ben savunuyorum ama en yetkili ağız olarak sizden duymalarında bir vatandaşımızın tabii, fayda Noyan var. Tabii, Noyan Bey depremin ne zaman geleceği inanın hiç belli olmuyor. İşte yaşadık 6 Şubat depremlerinde. Hatırlarsanız 2022 sonunda bir tarife değişikliği yaptık. Evet. O tarife değişikliğinde de bir teminat artışı yapılması gerekiyordu. Bazı vatandaşlarımız işte bunu yapmadılar. O arada... aslında baktığınız zaman bazı vatandaşlarımız da hani poliçe yaptırmamak gibi teminat artışını yapmadılar. Ve 6 Şubat'ta deprem olduğunda ertesi gün bütün vatandaşlar bu teminat artışını yaptırmaya yahut poliçe yaptırmak için sigorta şirketlerine, acentelerine başvurdular. Dolayısıyla deprem geldiği zaman aslında farkındalık çok ciddi derecede insanları bir anda vuruyor. O yüzden ZAS'ı beklemeden bir an önce hiçbir açıklık bırakmadan mutlak suretle deprem poliçelerini yapmalarını rica ediyoruz vatandaşlardan ki şu anda enflasyon koruması da var. Teminatlar 2 katına çıkarılmış bir durumda. Hiç de azımsanmayacak bir rakam ödeniyor. Dolayısıyla bu çok kıymetli ve önemli bir şey. Üzerine de eğer evlerini daha da kıymetli ve değerli buluyorlarsa sigorta şirketlerinden deprem teminatlı ekstra bir konut poliçesi de alabilirler. Dolayısıyla bizimki bir ilk ateş poliçesi gibi çalışıp üzerine de yine alabilecekleri bir durum var. Dolayısıyla da ben vatandaşlardan çok istirham ediyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Mutlak suretle bu poliçeyi yaptırmalarını. Çünkü bakın depremde yaklaşık biz 39 milyar para ödedik. Hı hı. DASK kurumu kurulduğu tarihten bugüne kadar toplam 41 milyar TL ödedi. Yani 39 milyarı sadece Kahramanmaraş depremlerinde ödedi. Şimdi yeni Malatya depreminde hemen size rakamları vereyim. Yaklaşık 204 milyon TL evet, ödedik öyleymiş. Ve 33 bin dosya için ve hala ödemeye devam ki ediyoruz şu anda. Çok düşük bir deprem olmasına rağmen aynen öyle. Şey, çok ciddi bir ödeme yaptık. Talep 200, gelmiş size. Tabii 33 bin dosya şu anda açıldı ve 204 milyon gibi de bir ödeme yaptık ve hala ödemeye de devam ediyoruz. Her ne kadar dekoratifmiş gibi söz etseler de aslında ciddi hasarlar da var burada. Ama ödediğimiz rakam bu civarda. Peki şimdi tekrarlama adına sorayım bu soruyu da. Artık DASK'ta teminat artışı yok. Evet. Biz yeni bir teminat artışına gitmeyeceksiniz hı-hı. değil mi? Hı-hı. Şu aşamada yok ama dediğim gibi... Çünkü hani, enflasyon koruması koyduk. Evet zaten. Enflasyon koruması koyduk ama ZAS'la birlikte tabii ki hani fiyatlar ve tarife yeniden tamam. düzenlenecek. Ama zorunlu deprem sigortasında yok, şu anda yok, şu her anda sene yok. Sonunda olan bir hayır. teminat artışı hayır, ve beraberinde bir yok. Zeyilname olayı bitti yok, artık hayır, değil mi? Hayır zeyilname artık kesinlikle yok. Zaten kendisi otomatik olarak devam edecek bu şekilde ve zaten enflasyon korumamız var dediğimiz gibi. Peki son soru şunu sorayım. Biz
DASK'ta %100 sigortalılık oranına, yani %56'yı %100'e ulaştırmak için, şimdi %56 diyorsunuz ama bazı bölgeler var, oranlar çok düşük. Çok ben düşük, hani sizin rakamlarınıza evet. baktım. Yani şey, depremi yaşadığı illeri hesaba katmıyorum. Oralarda zaten konut daha yeni yapılıyor. Bu arada deprem konutları, yapılan deprem konutları, Kahramanmaraş ve Hatay'daki yapılanlar, TOKİ'nin yaptıkları da zor deprem sigortası yapılıyor değil mi Selva Hanım? Evet, yapılıyor. Onlarda da yapılıyor. Hı. Evet. Biz bunu %100'e ulaştırmak için ne yapılması gerekiyor? Yani ZAS'ı mı beklemek gerekiyor? Ya ZAS'ı beklemek gerekmiyor Noyan Bey. Şu anda bir an önce zorunlu afet sigortasını vatandaşlarımızın az önce söylediğim gibi yapmaları gerekiyor. ZAS'la beraber de daha güçlü, daha kapsamlı bir poliçe alacaklar sadece. %100'e de ulaşmak için işte bizim farklı projelerimiz var dediğim gibi. Onları bayağı hayata geçireceğiz. Abone sistemi abonelik bence, sisteminden evet. sonra daha şey olacak, inşallah oturacak. Onun dışında ben bir şey söyleyeyim. Buradan sonraki bölge irtibat ofisimizi az önce sordunuz. Evet. Arada kaynadı. Şimdi onu soracaktım ama. tamam peki. Ben her zaman bir sonraki peki. adımı önce tamam, gördüğüm peki. için. Peki hızlı davrandım sizden. İnşallah kısmet olursa Bursa olacak. Bursa'da evet. ofisimizi tuttuk orada da. Şimdi oranın da bir teşrifatlandırma süreci var. Kısmet olursa Bursa bizim için çok önemli. Evet. Bursa ve çevresindeki iller zaten yani çok Marmara kıymetli. Bölgesine hizmet verecek anladığım kadarıyla. Şöyle çok stratejik bir konumu var. Tekirdağ Kırklareli tarafı İstanbul ofisimizden yönetilecek. Bursa ve onun çevresinde bir takım iller var. Bursa biliyorsunuz sanayi anlamında bizim göz bebeğimiz. Evet. Çok kıymetli bir şehrimiz. Dolayısıyla önceliği Bursa'ya verdik. Hemen akabinde de güzel İzmir'imiz var. Kısmet çok olursa güzel. Hemen İzmir bölgesinde şu anda çalışmalarımızı yapıyoruz. İzmir de bizim için inanılmaz evet. önemli bir şehir. Dolayısıyla Bursa ve İzmir en büyük önceliğimiz. Gaziantep, Bursa, İzmir şeklinde gidecek. Evet. Hayırlı olsun. Çok tekrardan, teşekkür ediyoruz. Sağ olun Bey. İnşallah hepimize. Bir sonraki ofislerde de inşallah bir araya geliriz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için ağzınıza sağlık. Hoş, siz ev sahibisiniz Gaziantep'te. Biz misafiriz ama yayına hoş geldiniz. Sağ olun. Sizlerin ayaklarına sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Geldiniz. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.